Seda Tulsuz, 24 yaşındayım, Antalyalıyım. Ülkemizi atletizmin cirit atma branşında olimpiyat oyunlarında temsil edeceğim. Şu anda da Erzurum'da milli takım kampındayım. Cirit sevgisi, şu an hali hazırda antrenörlüğümü yapan Fatih Havan cirit attığı için oradan sahada görmüştüm. Cirit sevgisi oradan başladı. O atıyordu. Benim de çok ilgimi çekmişti ya nasıl bu kadar iyi gidiyor, ileri gidiyor diye. Böyle aslında gelişti cirit sevgisi ama aslında beden eğitimi öğretmenim beni atletizm sahasına getirmesiyle serüven başlamış oldu. Cirit atmada Türkiye rekorunun sahibi kendisi. Onun sayesinde onun cirite daha çok böyle ilgim oldu diyebilirim. Tabii ki de her sporcunun hayali olan olimpiyat oyunlarına her sporcu hayal eder ve gitmek ister. Ben bunun için çok çalıştım. Çok emek verdim. Bir olimpiyat sporcusu 10 yıldan aşağı yetişmiyor. Ben bunun için çok fedakarlık verdiğimi düşünüyorum. Bu kazandığım başarıları fedakarlık olarak da görmüyorum. Bu benim zaten adanmışlığım yani. O yüzden onu da o şekilde görmüyorum. Ve işimi severek yapıyorum en önemlisi. Cirit atmayı çok seviyorum ve ciriti bir benden ayrı bir alet olarak değil de partnerim olarak görüyorum. Ve böyle görünce de başarı tabii ki de kaçınılmaz oluyor. Tabii aile faktörü çok önemli sporcularda. Evet. Ailenizden uzaktasınız. Zaten beni en çok zorlayan kısım aile özlemi. Bu durumda performansla birlikte mücadele ettiğimde aile özlemi beni gerçekten de yoruyor. Ama onlar işte bunu hissettirmemek için benim için arkamda destekçiler. Onları da çok seviyorum. İyi ki varlar. Bir kere olimpiyat oyunlarına katılmak başlı başına ülkemiz adına ve benim adıma büyük başarı zaten. Ben bunun için hak kazandım, katılım da sağladım. Tabii ki de orada kota, ben aldım kota ben. Aldınız. Evet, kotayı aldım. Ben tabii ki de yani her sporcunun hayali olmak üzere benim hedefim ilk başta olimpiyat oyunlarında final yarışmak. Finalde Türk bayrağını orada temsil edebilmek. Böyle ilk gün önce final yarışmak, finalden sonra zaten hiçbir şey sürpriz değil yani. İnşallah. Peki. Tabii aslında atasporumuz biliyorsunuzdur belki. Erzurum'da, Erzincan'da atın üstünde yapılıyor. O yüzden ailelerin biraz daha teşvik etmesi açısından ben inanıyorum ki cirit atmaya ülkemiz çok yatkın. Yani boşuna atalarımız atasporu olarak kabul etmemiş bunu. O yüzden cirit atma da bence yetenek taramasıyla bulunabilir. Ben tabii ki de tesadüf eseri bulundum ama bence cirit atma ülkemizin genç nesile çocukları yatkın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu atalarımızdan gelen bir, çünkü önceden avlanmayla falan kullanılan bir şeymiş, aletmiş ama şimdi spor olarak, olimpik bir branş olarak olimpiyata dahil edildi. O yüzden ben bu şekilde düşünüyorum. Yani bence bir sürü çocuk yatkın bu duruma diye düşünüyorum. Yani ben 67-21 attım. U23 Avrupa rekoru attım. 67-21 Türkiye'de 60 metrenin üstüne atan bir ciritçi yok tarihimizde. O yüzden ben bunu başardım. Tabii ki de benim hedefim her zaman kendimi geçmek olacaktır. 67-21'in üstüne ne kadar koyabilirsem kariyerim boyunca onun için mücadele ediyorum. Ve tabii ki de ünvan, yani her zaman ünvan sahibi olmak istiyorum. Madalya almak istiyorum büyük yarışlarda. Çünkü 67 metrenin karşılığı bence büyük madalyalar. Dünyada da geçerli olan derece yani. O yüzden ülkemize büyük madalyalar kazandırıp kariyerimi bu şekilde dolu dolu yaşamak istiyorum. Gerçekten de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Biz sporcular da bu Covid-19 sürecinde çok etkilendik. Elimizden geldiğince bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Ben olimpiyat oyunlarında Türk milletinin arkamda olduğunu hissederek o sahaya çıkıyorum. Bu şekilde onların desteklerini hissediyorum. Ben Eda olarak yarışmıyorum. O göğsümde taşıdığım bayrak için yarışıyorum orada. Desteklerini hissediyorum. Hiç kimse, yani herkes televizyonun karşısında böyle bağırıyor falan, destek veriyor. Ben hissediyorum. Hadi. Ben hissediyorum. Arkamda alkış tutan seyirciye Türk milleti olarak düşünüyorum. O yüzden ona şimdiden teşekkür ediyorum. Allah inşallah sağlık verirse olimpiyat oyunlarında ülkemi temsil edeceğim.